Evet. Hello arkadaşlar. Hello arkadaşlar. Hola hola hola. Artık hola diyeceğiz. Hola. Instagram'dan mı gelmişti bu? Evet. Çok tatlı bir erkek izleyici. Ha, erkek bir arkadaşımızdan gelmiş evet. Bu. Evet. Burada Espai de Kat diye bir yer olduğunu söyledi birisi. Gidip ziyaret eder misiniz diye. Dolayısıyla böyle Barcelona'da bizim için gidin görün dediğiniz yerler varsa bize yazın. Eğer mümkünse mutlaka sizin için gider görür birer videosunu yaparız. Buranın özelliği hayvan, özellikle kedi. Kedi ne denir? Kedi ne yapma? Kedi adapt. Kedi sahiplenme. Sahiplenme. Ha. Kedi. Maya. Kedi. Sahiplenebilir misin bir tane? Biz sahiplenebiliyor muyuz? İşte şimdi olay değişti. Maya da burada. Hayvan. Ne yapabiliyor muyuz? Neydi? Sahiplenebiliyor muyuz? İşte olay değişti. Olay değişti. Evet. Maya'nın en çok istediği şey biliyorsunuz ama. Senelerdir bekliyorum. Bekliyorum. Senelerce bekliyorum. Çok senelerdir beklediğim şeyler var. Biri kahkül kestirme. Kahkül kestirme. Diğeri kedi edinme. Diğeri kedi. Hani buradan mesaj gönderiyor. Burada anne aradı demin. Unuttuk aramayı. Dur anneni arayalım. Şey neyse. Burada kedi sahipleri falan ve burası aynı zamanda bir kafe. Kafede oturuyorsunuz. Etrafınızda kediler mediler böyle takılıyor musunuz? İsteyen sahipleniyor, isteyen sokak kedilerini, sahipsiz kedileri buraya bırakıyor falan. Bize de enteresan geldi, gidip bir bakalım dedik. Aslında çok iyi olmaz mı? Şimdi bir tane kedi alırız bugünlük. Sonra yarın tekrar gelip geri bırakırız. Öyle bir şey olur mu kızım? Ne o, kiralıyor musun kediyi? Kediyi bugün alırız, yarın getiririz, başka bir tane alırız. Hayır, öyle şey olur mu? Alırız demiyorum, bugünlük. İşte onun için kafeye gidip orada arkadaş olabiliriz kafede. Anladın mı? Buradaki eve hayvan sokmamız ne yazık ki mal sahibinden dolayı yasak. Gelin bakalım. Arkadaşlar geldik ya. Çok şeker. Bakalım nasıl bir yermiş yani. Çok şeker hayal ediyoruz ama bakalım içerisi nasıl? Dur. Zil mi çalıyorsun? Niye içmeye kapat? Pardon. 30 dakika 3 euro. Çok enteresan. Nasıl yani? Öyle bir şey mi var? Hola. Ne oldu? Bir içeri bir kapıyı kapat. Şey, kediler kaçmasın diye. No reserva. We need reservation. Is better to book. We are for. Wow. Okay. You can book here. Okay, this way. 2 hours before. We, yeah. So right now we can't enter. No, because we work with. And how do you work? What is the, I mean, we pay to stay for yes. 3 minutes, half 30 an hour. 30 minutes or half an hour. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. All right. This is really cat shelter. Yeah, that's why I thought we came look for cats and we can adopt a cat or just have a coffee or something. I thought. İçeride hiçbir çekim yapamıyorsun bu arada. Öyle mi? No cameras. You can take pictures, but we have flash. Aktu çek Aktu. Aktu işi bilmiyor. YouTube işi biliyor. İşi burada kapalı kaldık. Sen dedim ki bizim YouTube kanalımız var. Ama olay değil. Bu kadar yani. Yol geldik dedim ve çekim yapacağız. Sizin tanıtımınızı yapacağız dedim. Tamam yapacağız. Kız da o zaman patronla bir görüşeyim dedi. Yok. İki saat önceden. Önde de bir yer ayırtmanız lazım dedi. Kız ben de ne oluyor nasıl anlamadım. Meğer 2 saat önceden arayıp yer ayırtmak gerekiyormuş. Ve içeride de bir fiyat listesi var şöyle. Yani 3 euro adam başı yarım saat. 3 euro. Cat person 5 euro. 90 dakika falan gibi şeyler var. Ola. Ola.
muy poco español. So I'm really sorry I cannot let you enter now. If you want to book for later, we are free. Two hours. No, wait. Okay. Sorry, no. We cannot go now. What time do you close? 11. We close at 11. Oh, nice. Yes. And okay. Actually, the last hour at night, it's a good hour because. Like the cats get quite active, yes. So they're quite. So you're getting in a certain amount of people just in case the cats don't get very disturbed. Yeah, yes, because actually the aim of this place is to get these cats rehomed. Arkadaşlar, ne yazık ki bugün içeriye alınamıyoruz. Nedeni de şu: 2 saat önden haber vermek gerekiyormuş. Çok yüksek bir sezonda oldukları için çok yoğun. Çok yoğun oluyoruz dedi ve şu an içeride 11 tane kedi varmış. Evet. Ve kediler dedi çok rahat fazla olunca saklanıyorlar dedi, değil mi? Evet, hiçbir şeyden anlamı kalmıyor o zaman dedi. Onları da irite etmemek lazım dedi. Çünkü aksi takdirde birilerine tırmalayabilirler ve böyle bir şey istemiyoruz burada dedi. Doğru. Ondan sonra mümkün mertebe. Neyse konusuna sonra sahiplenme olayına sonra gelişiriz. Evet, onu sonra gelince bakarız, tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım.